Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. İngilizce'de cümle kurma ile ilgili derslerimizde dördüncü bölümdeyiz. Bu dersimize başlamadan önce hemen kısa bir şekilde sizlere bu bölümde neler anlatacağım, bunlardan bahsetmek gerekirse, bu bölümümüzde İngilizce'nin en temel konusu olan to be fiili, simple present tense ve present continuous tense ile alakalı olumsuz cümleleri gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gramatik yapılarını sizlere kısa bir şekilde anlatacağım ve kurduğumuz cümlelerle birlikte umuyorum ki olumsuz cümleleri nasıl kuruyoruz, bunları hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak İngilizcenin en temel konusuyla başlayalım. To be fiilimiz. Daha öncesinde ilk 3 bölümde sizlere to be fiili ile alakalı detaylı bir şekilde açıklama yapmıştım. Atraksiyon belirten bir fiil olmadığı takdirde to be fiilimiz genellikle cümlelerimizde tercih edilir. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Bu ev güzel değil. Kısa bir örnekle başlıyoruz arkadaşlar. Güzel değil. Ne güzel değil? Bu ev. Bakın arkadaşlar, özne sorusu sordum. Ne? Ne güzel değil? Bu ev güzel değildir. Bundan dolayı da şuna karar verdik ki bizim öznemiz bu cümlede bu evdir. Yani this house. This house. Şimdi fark ettiniz mi? Güzel değil. Güzel demiyor arkadaşlar. Bakın, güzel değildir. Yani bu bir olumsuz cümledir. To be fiiliyle birlikte cümlemizi nasıl olumsuz yapacağız? Gramatik yapısını nasıl oluşturacağız? Şimdi hep birlikte bunu tamamen öğrenelim ve bu sorunu ortadan kaldıralım. This house. This house it subject pronoun, yani özne grubuna girmektedir. He she it'lerde biz to be fiilini kullanırken to be fiilimiz burada is olarak şekillenmektedir. Peki olumsuz yaptığımız zaman nasıl konumlandıracağız arkadaşlar? Is not ya da isn't şeklinde yazarak to be fiilimizi olumsuz yapacağız. He she it dışında ve ben dışında, ben öznesi I am not ile birlikte kullanılır. He she it dışında ve I dışında diğer bütün öznelerimizde are to be fiili şekillenmektedir arkadaşlar. Olumsuz yaptığımızda da nasıl gerçekleşiyor? Aren't ya da are not şeklinde to be fiilimiz şekilleniyor arkadaşlar. Şimdi bunları siliyoruz. Sadece burada this house kalsın. This house is not ya da isn't da diyebiliyoruz. Isn't. Şimdi olumsuz yaptım to be fiilini ve sadece hangi ifademiz kaldı? Güzel değil. This house is not nice ya da good ya da beautiful da diyebiliriz. Tabii ki bu sıfat tercihi size kalmıştır arkadaşlar. This house is not nice. This house isn't nice. Bu ev güzel değil. Şimdi örneklerimize pratik bir şekilde devam edelim. Buradaki adam hasta değil. Hasta değil. Kim hasta değil? Buradaki adam. Yani bizim öznemiz burada kim sorusuna aldığımız cevap buradaki adamdır arkadaşlar. Yani bizim öznemiz budur. The man here. Buradaki adam. Şimdi bundan sonra yapacağımız ifade şudur arkadaşlar. Öznemiz nedir? Öznemiz burada aslında the man'dir. Yani bunu niteleyen özne grubu da he subject pronoun grubudur. The man erkek olduğu için, kadın olsaydı she olacaktı burası. Aslında he ya da she şu şekilde fark etmiyor arkadaşlar. To be fiilimiz yine aynı şekilde gerçekleşiyor, sonuçlanıyor. The man here. Şimdi hasta değildir diyelim. Hemen burada to be fiilimizi şekillendirelim. Isn't'ı kullanalım. Isn't. The man here isn't ill. Ill'ı burada hasta anlamında sıfat olarak kullandım ve noktamı koydum. The man here isn't ill. Buradaki adam hasta değil. Şimdi devam edebiliriz. Kız arkadaşlarım sinemada yoklar. Sinemada yoklar. Burada aklınıza yok anlamında şu gelmesin arkadaşlar.
deriz ya da derer yapıları. Varlık yokluk ifadesini özne konumuna getirdiğimiz zaman deriz ve derarı vardır ya da olumsuz şekilde yaptığımız zaman da yoktur anlamı çıkar. Ama burada öznemiz var bizim zaten. Ve deriz derara bundan dolayı da ihtiyaç duymayız. Yoklar, kim yok? Bakın kim sorusunu sordum, kız arkadaşlarım yok. Yani bizim öznemiz burada kız arkadaşlarım olacaktır. My girlfriends. Girlfriends. Bakın çoğul yaptım arkadaşlar. Öznemiz burada çoğul. Çoğul yaptığımıza göre bakın burada girlfriend'den aklınıza şu gelmesin. She'yi niteliyor diye gelmesin arkadaşlar. She kadınlar için kullandığımız özne grubudur. Ama burada çoğul yapıyoruz arkadaşlar. She tekildir. My girlfriends. Burada aslında bizim vurguladığımız özne şudur arkadaşlar. They subject pronoun'dır. My girlfriends. Yani they, onlar. Şimdi devam edebiliriz. Yoklar diyelim. To be fiilimizi hemen burada şekillendirelim. They ne alıyordu arkadaşlar? To be fiili are olarak şekilleniyordu. Yani burada aren't yapacağız ya da are not yapacağız. My girlfriends are not. Are not'ı kullanalım. My girlfriends are not. Şimdi burada şu ifademiz kaldı. Bir yer zarfımız kaldı. Yoklar. Sinemada yoklar. At the cinema diyeceğiz ve noktamızı koyacağız arkadaşlar. My girlfriends are not at the cinema deyip noktamızı koyuyoruz. Kız arkadaşlarım, my girlfriends sinemada yoklar. Are not at the cinema. Sinemada yoklar. Şimdi cümlelerimize devam ediyoruz. Şimdi yine to be fiiliyle yaptığımız cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. Önemli değil. Ne önemli değil ya da kim önemli değil? Bunlardan bir tanesine cevap aldığımız zaman bizim öznemiz odur. Hemen soralım. Önemli değil. Ne önemli değil? Sözlerin. Yani senin sözlerin. Aldık mı cevabımızı? Aldık. Demek ki bizim öznemiz burada sözlerindir arkadaşlar. Yani senin sözlerin demek istiyoruz burada. Your words. Senin sözlerin. Şimdi bundan sonra özneden sonra yüklemi getireceğiz. Yüklemimiz nedir? To be fiilidir. To be fiili özneye göre çekimlenir. Your words. Hemen burada inceliyoruz. Bu ne demektir? Your words. Hangi özne grubuna girer? Burada gördüğünüz gibi ismimiz s takısı almış ve çoğullaşmıştır arkadaşlar. Çoğul konuma gelmiştir. Sözlerin. Buradan ler akinde görebilirsiniz arkadaşlar. Your words. Yani bu bir tekil ifade olmadığından dolayı your words. Onlar diyebilir miyiz burada? Sözlerin. Onlar yani. They. Subject pronoun grubuna girer aslında. Your words. They de burada ne alır arkadaşlar? Are alır. Are da olumsuz yaptığımız zaman ne oluyordu? Aren't ya da are not olarak gerçekleşiyordu. Your words aren't diyelim ve devam edelim. Ne kaldı burada arkadaşlar? Önemli değildir. Hemen burada sıfatımızı yazalım. Your words aren't important. Important ya da crucial. Your words aren't important. Bundan sonraki ifade benim için olacak. Benim için de for me'yi de bu şekilde yazıp noktamızı koyuyoruz. Your words aren't important for me. Sözlerin benim için önemli değil. Şimdi diğer cümlelerimize gidebiliriz arkadaşlar. Bu bilgisayar okul için yeterli değil. Hemen burada sorumuzu soruyoruz. Yeterli değil. Ne yeterli değil ya da kim yeterli değil? Hemen soralım. Ne ile ilgili soralım? Ne yeterli değil? Bu bilgisayar yeterli değil. O zaman bizim öznemiz burada bu bilgisayardır. This computer. Bu bilgisayar. Şimdi özneyi yazdıktan sonra sıradaki öğemiz yüklemdir. Yüklemimiz to be fiilidir. To be fiili burada olumsuz olacaktır. Olumsuz olacak ve öznemize göre de şekil alacaktır. This computer. Bakın tekil bir ifadedir. Bu bilgisayar. Tek bir bilgisayardan bahsediyor. Yani cansız bir varlık olduğu için de it subject pronoun grubuna girmektedir. Hemen bunu siliyorum. It ne alır arkadaşlar? Is alır. Is de olumsuz bir şekilde geldiği zaman da
isn't ya da is not olur. This computer isn't. Isn't diyelim ve devam edelim. Şimdi sıfatımızı getirebiliriz. Yeterli. Enough diyelim. Enough kullanalım. This computer isn't enough. Sadece şu kaldı. Okul için. For the school. For the school. Okul için bu bilgisayar yeterli değil. This computer isn't enough for the school. Bu bilgisayar okul için yeterli değildir. Devam edebiliriz. Hafta sonları okula gitmem. Bakın to be fiilinden çıktık artık. Simple present tense'e doğru geldik. Okula gitmem. Genellikle yapılan rutin bir eylem varsa simple present tense'i burada kullanabiliriz. Bilimsel bir ifade, bilimsel bir gerçeklik varsa yine simple present tense'i gerçekleştirebiliriz. Bir şeyin başlangıç tarihi sürekli rutin bir şekilde yapılıyorsa, mesela trenin kalkma saati, uçağın kalkma saati ya da sinemanın filminin başlangıç saati belli ise ve bu her gün gerçekleşiyorsa ya da genel itibariyle çoğu zaman gerçekleşiyorsa bunu simple present tense ile açıklarız arkadaşlar. Şimdi burada sadece simple present tense'in olumsuz cümlelerinin nasıl kurulacağına odaklanmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada konumuz olumsuz cümlelerdir. İlk olarak sorumuz şu olacaktır. Simple present tense'te olumsuz cümleler nasıl gerçekleşiyor? Simple present tense'te olumsuz cümleler yardımcı fiil alarak gerçekleşir arkadaşlar. Don't ve doesn't şeklinde. He, she, it'lerde, he, she, it öznelerinde doesn't yardımcı fiilini alarak ve ardından da yüklemi getirilerek cümlemiz devam etmektedir. Bunun dışında kalan diğer bütün öznelerde yani I, you, we, you, they'de don't şeklinde öznelerinde don't şeklinde yardımcı fiilimiz gelerek fiilimiz yalın halde gelir arkadaşlar ardından da. Bu şekilde basit halinde simple present tense'i açıklayabiliriz. Şimdi bunları da öğrendikten sonra aslında bu şekilde öğrenmemiz çok bir şey ifade etmez arkadaşlar. Çünkü cümle üzerinde bu ifadeleri yerli yerine koymamız, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi tam da bunun üzerindeyiz. Evet, hemen bakıyoruz örneğimize. Hafta sonları okula gitmem. Kim gitmez? Bakın kim diye sordum. Öznemi buldum. Ben gitmem. Hemen burada I öznesini yazıyoruz. Ben gitmem. Şimdi I ile birlikte hangi yardımcı fiilimiz kullanılıyordu? Don't. I don't. I don't. Yardımcı fiilden sonra fiilimizin yalın hali gelecekti. Gitmek fiili. Go fiilini kullanacağız. I don't go. Şimdi bundan sonra iki tane ifademiz kaldı. Birincisi hafta sonları, ikincisi okula. Daha önceki videolarımıza, derslerimize ne öğrenmiştik? Hangisinin sırası daha öncelikliydi arkadaşlar? Yer zarfı. Daha önce gelir ve zaman zarfı da cümlenin en sonuna gelerek. Şimdi burada yazmam gereken öğe okula ifadesidir. EA anlamında da burada yönelme eki olarak da to preposition'ı, edatını kullanalım ve school yazalım. I don't go to school. Hafta sonları. At the weekends. Hafta sonları. Bu şekilde de simple present tense'te ilk cümlemizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Olumsuz cümle olarak tabii ki. I don't go to school at the weekends. Hafta sonları okula gitmem. Şimdi simple present ile ilgili olumsuz cümlelerimize devam ediyoruz. Neredeyse hiç ağlamam. Şunu da ifade edelim. Simple present tense ile cümle yaparken genellikle sıklık zarflarına başvururuz. Bunlarda tabii ki asla anlamında never kullanabiliriz. Neredeyse hiç anlamında ya da nadiren anlamında ikisi de aynı şeydir.
bu sıklık zarflarını kullanabiliriz. Bazen anlamında sometimes vesaire zarflarımızı kullanabiliriz. Genellikle anlamında aslında bunun possibility'sini, yani olabilme olasılığını %75 olarak açıklayabiliriz arkadaşlar. Genellikle ifadesinde. Ve her zaman dediğimiz zaman, daima dediğimiz zaman da %100'lük bir olabilite ile always'i ve every ile ilgili yapılan ifadeleri kullanabiliriz tabii ki. Şimdi burada neredeyse hiç anlamında hardly kullanabiliriz. Seldom, scarcely, barely, bunlardan bir tanesini kullanabiliriz. Aslında neredeyse hiç nadiren anlamına da gelmektedir. Türkçe'de burada yapısal olarak olumsuz yapıyoruz ama İngilizce'de yapacağı olumlu yapıyoruz arkadaşlar. Neredeyse hiç ağlamam. Kim ağlamaz? Ben ağlamam. O zaman hemen özlemi I olarak yazıyorum. Ne demiştik? Türkçe'de yapıca olumsuz oluyor ama İngilizce'de yapıca olumlu yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü neredeyse hiç anlamında nadiren anlamı da çıkar. Bundan dolayı ki İngilizce'de olumlu yapıca bir cümle kuracağız burada. I, şimdi yardımcı fiil kullanmayacağımıza göre, yani olumsuz yapmayacağımıza göre hemen burada sıklık zarfı varsa sıklık zarfını kullanırız ve ardından da yüklemimiz yalın hale gelir arkadaşlar. Zaten I ile birlikte de olumlu olsa bile yalın hal kullanacaktık. I, seldom kullanalım. Hardly, barely, scarcely, bunlardan bir tanesini de rahatlıkla neredeyse hiç ve nadiren anlamlarında kullanabiliriz arkadaşlar. I seldom cry ve nokta. Bu kadar. I seldom cry. Neredeyse hiç ağlamam. Nadiren ağlarım anlamı da çıkar buradan. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Devam edebiliriz. Annem tatil için asla İstanbul'a gitmez. Buradan simple present tense'i nereden çıkartabiliriz gibi bir soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bakın asla anlamında ve gitmez anlamında. Bu ikisini birleştirip bir cümle kurduğunuz zaman genellikle simple present tense'i ifade edebiliriz arkadaşlar. Asla, never'ı kullanabiliriz burada. Gitmez anlamında. Peki bunu olumlu yapsaydık ne diyecektik? Gider diyecektik. Genel bir ifade olduğu için de burada simple present tense'i rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi İstanbul'a gitmez. İstanbul'a kim gitmez? Öznemizi bulabiliriz hemen. Kim gitmez? Annem gitmez. Yani benim öznem burada my mother. Özneyi bulduktan sonra yardımcı fiil gelmesi gerekiyor mu, ona bakacağız arkadaşlar ilk olarak. Sıklık zarfı burada çok önemli bir konumdadır. Çünkü bu sıklık zarfı diğerlerinden farklı bir konumdadır arkadaşlar. Asla ile birlikte, yani never ile birlikte cümlelerimizi yaptığımız zaman yukarıdaki gibi yapıca olumsuz değil, İngilizce'de yapıca olumlu olur. Ama tabii ki anlam olarak mutlaka olumsuz olacaktır. My mother burada yardımcı fiil almayacak, yani doesn't'ı almayacak, never ile devam edecektir. My mother never, never ile birlikte kullandığımız zaman da he, she, it subject pronoun grubuna girdiği için de burada fiilimiz s takısı alarak gelecektir arkadaşlar. Goes. Never ile birlikte cümlelerimizi yaptığımız zaman önceden de bahsettiğimiz gibi yapıca olumlu, anlamca olumsuz olacaktır. Ve he, she, it subject pronoun grubuna giren öznelerimizde de fiilimiz s takısı alarak gelecektir. My mother never goes. Yani annem asla gitmez anlamında bir cümle kurdum arkadaşlar burada. Şimdi bunun devamını mutlaka getireceğiz. Nereye gitmez? Hemen buna bakalım. My mother never goes to İstanbul. İstanbul'a gitmez. Burada ne ifademiz kaldı arkadaşlar? Sadece tatil için ifadesi kaldı. Tatil için. For holiday. For holiday. İçin anlamında for edatını kullandım. Tatil anlamında da holiday'i kullandım. Ve noktamı koydum. Şimdi cümlemizi toparladığımız zaman my mother never goes to Istanbul for holiday. Annem asla tatil için İstanbul'a gitmez. Buradaki farkları rahatlıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar.
Never kullandığımız zaman asla anlamında, burada yaptığımız gibi cümlemiz yapıca olumlu, anlamca olumsuzdur. Ve never'la kullandığımız zaman eğer öznemiz he she'lerden bir tanesi ise fiilimiz goes'da olduğu gibi s takısı alarak gelir. Bunu da öğrendikten sonra şimdi devam edebiliriz. Ayşe sabahlarını yüzünü yıkamaz. Genellikle yaptığı bir iştir arkadaşlar. Olumsuz olsa bile genellikle yüzünü yıkamadığı anlamı çıkar buradan. Ve simple present tense'te bunu rahatlıkla açıklayabiliriz. Ayşe sabahları yüzünü yıkamaz. Olumsuz yapacağız. Bakın sıklık zarfı yok arkadaşlar burada. Sadece zaman zarfı var. Sabahları. Mornings. Şimdi buradan hemen cümlemizi oluşturalım. Yıkamaz. Kim yıkamaz? Ayşe yıkamaz. Öznemiz Ayşe'dir. Ayşe de she subject pronoun grubuna girdiği için, öznemiz kadın olduğu için he she'lerde de doesn't kullandığımızdan dolayı Ayşe burada yardımcı fiil anlamında doesn't alır. Ayşe doesn't. Evet böyle. Ayşe doesn't. Şimdi doesn't'tan sonra fiilimiz yalın gelecektir. Yıkamak fiili. Yıkamak fiilini wash olarak verebiliriz arkadaşlar. Wash. Ayşe doesn't wash. Ayşe neyi yıkamaz? Yüzünü yıkamaz. Bakın neyi sorusunu sordum. Aslında burada nesne aradım arkadaşlar. Neyi? Yüzünü. Her face. Yüzünü yıkamaz. Sadece burada ne kaldı? Cümlenin en sonunda zaman zarfı kaldı. Sabahları. Mornings. Ayşe doesn't wash her face mornings. Ayşe sabahları yüzünü yıkamaz. Bu şekilde de cümlemizi noktaladık arkadaşlar. Peki şunu diyebilirsin. Takısı kullanmadık. Olumlu cümlelerde kullanıyoruz ama olumsuzlarda neden kullanmıyoruz? Burada s takısı kullanmıyoruz arkadaşlar. Fiilimiz yalın geliyor. Bakın şurada bir s takısı görüyor musunuz? Yardımcı fiile s takısı kayıp fiilimiz yalın geliyor. Bu şekilde bunu da açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Elif hiçbir zaman beni üzmez. Burada hiçbir zaman anlamında anytime'ı kullanabiliriz mesela. Cümlenin en sonunda. Ya da burada asla anlamında da kullanabiliriz tabii ki. Ama anytime anlamında burada hiçbir zamanı kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi beni üzmez. Üzmez. Üzmek. Trouble fiilini kullanabiliriz burada. Üzmez. Kim üzmez? Elif üzmez. Hemen burada Elif öznemizdir. Elif'ten sonra hemen burada özneden sonra yardımcı fiil gelecektir. Elif kız ismi olduğu için she subject pronoun grubuna girer ve doesn't alır. Yardımcı fiil doesn't olur. Elif doesn't. Trouble. Elif üzmez. Elif doesn't trouble me. Beni üzmez. Anytime. Hiçbir zaman beni üzmez. Elif doesn't trouble me anytime. Elif hiçbir zaman beni üzmez. Şimdi devam edebiliriz. Mutfaktan iyi kokular gelmiyor. Aslında bu cümleyi bilerek seçmek istedim arkadaşlar. Burada sizlere bir istisnadan bahsedeceğim. Kokmak anlamında burada duyu organımızı kullanacağız. Duyu organlarımızla gerçekleştirdiğimiz eylemleri genelliği itibariyle simple present tense ile açıklarız arkadaşlar. Yani present continuous tense de genel özelliklerinden bir tanesi fiilin ing takısı almasıdır. Ama burada kokmak anlamında smelling kullanacağım. Smelling demeyeceğim. Smells diyeceğim. Şimdi hadi bakalım nasıl oluyormuş hep birlikte öğrenelim. Bu cümleye baktığınız zaman aslında bir özne eksikliği görebilirsiniz arkadaşlar. Koku gelmek anlamında burada smell'i kullanacağız. Ama özneyi nasıl gerçekleştireceğiz? Burada sahte bir it öznesini rahatlıkla kullanabiliriz. It burada smells mi gelecek yoksa yardımcı fiille birlikte mi gelecek? Simple present tense ile hemen bu ifademizi gerçekleştirelim. Bakın gelmiyor. Olumsuz yapalım. It ne alır arkadaşlar? Don't mu alır? Doesn't mu alır? Az önce sizlere bahsetmiştim. Doesn't alır. It doesn't smell diyeceğim. Koku gelmiyor anlamında.
Peki burada nasıl koku gelmiyor? İyi koku gelmiyor. It doesn't smell good. Peki nereden gelmiyor? Cümlenin en sonuna da burada yer zarfını koyalım. Mutfaktan gelmiyor. In the kitchen. It doesn't smell good in the kitchen. Mutfaktan iyi kokular gelmiyor. Bu şekilde de cümlemizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Burada present continuous tense ile bunu düşündüğünüz zaman it is not smelling good dediğimiz zaman çok anlamsız bir ifade ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bundan uzak duralım. Şimdi ikinci örneğimize gidebiliriz. Şimdi gerçek tam anlamıyla present continuous tense ile bir cümle olumsuz halinde yapabiliriz. Ben okula gitmiyorum. Gitmiyorum. Kim gitmiyor? Ben. I. Şimdi present continuous tense'in gramatik özelliklerine olumsuz anlamda değinebiliriz. I ile birlikte olumsuz yaparken present continuous tense'te yardımcı fiil kullanırız. To be fiilimiz yine burada devreye girecektir arkadaşlar. I ile birlikte to be fiilimiz nasıl şekilleniyor? I am şeklinde. Peki diğer öznelerimizde nasıl şekilleniyor? He, she, it öznelerinde yine aynı şekilde isn't oluyor. Burada I am not diyelim arkadaşlar, unutmayalım. Şöyle yapalım karışmasın. He, she, it de isn't oluyor. Diğer öznelerimizde you, we, they de aren't oluyor. Aren't oluyor. Şimdi bunları burada kısaca öğrencilerle alakalı cümlelerimizi rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Yani neymiş? He, she, it de isn't. I ile birlikte kullandığımız zaman am not. We, you, they ile kullandığımız zaman da aren't gelmektedir. Peki bunlardan sonra fiilimiz nasıl şekilleniyor? Artı diyelim. Fiilimiz ing takılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Fiilimiz ing takısı alacaktır ve cümlemiz devam edecektir. Hemen bunları silelim. Asıl cümlemize gelelim. Öznemizi bulmuştuk öyle değil mi? Gitmiyorum. Kim gitmiyor? Ben gitmiyorum. I ile birlikte hemen am not. I am not. Gitmek fiili. Gitmek fiili go'dur. Go fiili ing takısı alsın. Going olsun. Peki nereye gitmiyorum? Okula. EA anlamında burada yönelme eki olarak da bir edat kullanalım. To olsun bu da. Going to school. Bu şekilde de cümlemi noktaladım. I'm not going to school. Okula gitmiyorum. Şimdi devam edebiliriz. İnsanlar şu an denizde yüzmüyorlar. Yüzmüyorlar. Yüzmek fiilini kullanacağız. Swim fiilini kullanacağız burada. Ve ing takısı alacak. Swimming olacaktır. Yüzmüyorlar. Kim yüzmüyor? İnsanlar. Hemen öznemi burada yazıyorum. People. İnsanlar. İnsanlar çoğul mudur, tekil midir? Tabii ki de çoğuldur. Yani aslında bunun öznesi they'dir arkadaşlar. İnsanlar, onlar. Onlar yüzmüyorlar. İnsanlar yüzmüyorlar. Bakın aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. People. They'i siliyorum. People kalıyor. People'la birlikte yani they ile birlikte yardımcı fiil nasıl geliyor? Are not şeklinde ya da aren't şeklinde. Aren't şeklinde gelir. Bunlardan bir tanesini kullanabiliriz. Aren't'ı silelim. Hatta aren't'ı silelim. Daha kolay olsun. Devam edebiliriz. People aren't. Şimdi yardımcı fiilden sonra fiilimiz ing takısı alacak. Yüzmek fiili. Swim fiilini kullanalım. Swimming. Burada yazım farkı da vardır arkadaşlar. Burada fazladan bir tane M harfi koyarak çift M ile swimming şeklinde yazarız. Bunu da belirtelim. People are not swimming. İnsanlar yüzmüyorlar. Şimdi ne kaldı burada? Şu an ifadesinde zaman zarfı, denizde ifadesinde yer zarfı. Zaman zarfı ve yer zarfını nasıl konumlandıracağız? İlk olarak denizde ifadesi yer zarfı gelir. In the sea. In the sea. Yer ifadesini kullandım. Şimdi zaman zarfı şu an anlamında right now diyelim ve noktamızı koyalım.
People are not swimming in the sea right now. İnsanlar şu an denizde yüzmüyorlar. Şimdi devam edebiliriz. Öğrenciler şu an sınıfta öğretmeni dinlemiyor. Dinlemiyor. Burada listen fiilini kullanacağız. Dinlemek anlamında. Dinlemiyor dediği için olumsuz yapacağız. Ama listen fiili ing takısı alarak gelecek. Şimdi soruyorum. Dinlemiyor. Kim dinlemiyor? Öğrenciler dinlemiyor. Yani benim öznem burada students. The students. Öğrenciler. Şimdi bundan sonra yardımcı fiilimi getireceğim. Students dediğime göre bakın buradaki s takısından rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu aslında çoğul bir öznedir. Yani aslında they subject pronounu burada niteler. O zaman burada are not kullanacağım. Ya da aren't kullanacağım. The students are not. Şimdi bundan sonra fiilimiz ing takılı gelecekti. Dinlemek fiili listening. Listening. The students are not listening. Öğrenciler dinlemiyor. Kimi dinlemiyor? Öğretmeni dinlemiyor. Kimi? Bakın kimi dediğim zaman burada aradığım öğe nesnedir arkadaşlar. Nesne varsa yüklemden sonra nesne gelir. Şimdi yüklemden sonra nesnemi getiriyorum. Ama burada listen'la birlikte genel itibariyle edat olarak to gelir arkadaşlar. Preposition anlamında da to alsın. Listening to teacher. Öğretmeni dinlemiyorlar. Hangi ifadelerimiz kaldı? Burada sınıfta ifadesi in the classroom yer ifadesidir. Burada yazımızı da küçültsek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, bu şekilde daha iyi arkadaşlar. In the classroom, yani sınıfta anlamına burada yer zarfını kullandım. Ve cümlenin sonuna da şu an anlamında az önce right now'u kullanmıştık. Burada da now'u kullanalım, noktamızı koyalım. The students are not listening to teacher in the classroom now. Öğrenciler şu an öğretmeni dinlemiyorlar. Şimdi cümlelerimize devam edebiliriz. Kız bana doğruyu söylemiyor. Söylemek anlamında burada tell'i kullanalım ve bu da ing takısı alsın, telling olsun. Şimdi cümlemizi yazmaya başlayabiliriz. Söylemiyor. Kim söylemiyor? Kız. Girl. Kız söylemesin bakalım. Burada kız dediğimiz için rahatlıkla anlayabiliriz ki she subject pronoun grubuna girer arkadaşlar. Bu da the girl is olur. Söylemiyor dediğim için isn't olur. Isn't olur. The girl isn't. Hemen bundan sonra fiilimizi getiriyoruz. Söylemek fiili. Tell. Telling. Söylemek fiilini burada ing takılı bir şekilde getirdim. Ve ne kaldı arkadaşlar? Bakın burada bana ve doğruyu kaldı. Telling me. Bana söylemiyor. Bana neyi söylemiyor? Doğruyu söylemiyor. Telling me the truth. Genellikle doğru söylemek anlamında tell the truth diye bir kalıp da vardır arkadaşlar. Doğruyu söyle anlamında. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi devam edebiliriz. Çocuklar yolda oynamıyorlar. Oynamıyorlar. Kim oynamıyor? Çocuklar. Yani children'ı kullanabiliriz burada. The children. The children. Children dediğim için bakın burada çoğul bir özne kullandım. Yani çocuklar dedim. Aslında they subject pronoun grubuna girer bu da. The children are. Aren't değil mi arkadaşlar? Ya da are not. Olumsuz yapıyoruz çünkü. The children aren't oynamak fiili. Play kullanalım burada. Hepimizin yakından bildiği bir fiili kullanalım. Playing olsun. ING takısı alsın.
Şimdi ne kaldı arkadaşlar sadece burada? Yolda. Nerede? Yolda. Yer zarfı kaldı. On the road dediğimiz zaman cümlemiz noktalanır. The children are not playing on the road. Çocuklar yolda oynamıyorlar. Bu şekilde de simple present tense ve present continuous tense ile alakalı ve tabii ki de ilk olarak to be fiiliyle alakalı olumsuz cümleler nasıl gerçekleşiyor? Bu bölümde bunları öğrendik arkadaşlar. Diğer bölümlerimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.